LGS 2024 yaklaşıyor. Eylül ayını bitirdik gençler. Ekim ayına geldik. 3 haftayı da geride bitirdik. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor öyle değil mi? Belki sizler çok çalıştığınızdan zamanın geçmediğini sanıyor olabilirsiniz. Ama ya zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. LGS adım adım geliyor gençler. E tabi bizim de zamanı ayak uydurmamız için bazı çabalar harcamamız lazım. Ben de burada size özellikle İngilizce'de destek amaçlı yardım edeceğim gençler. Bu videoda 8. sınıf İngilizce 1. ünite Friendship ünitesinin... Kelime testine bakacağız gençler kelimelere bakacağız kelimeler neden bakıyoruz çünkü çok önemli Yani lgs'de full yapmak istiyorsanız bence e, Kelimelere bakmanız sizin için çok çok yeterli olacaktır kelime ezberiniz çok iyi olması lazım Bu videoda da ben buna gerçekten destek olacağıma inanıyorum o yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin gençler Defterlerinizi hazırlayın notlarınızı hazırlayın not alacaksınız ve videonun sonunda da sizlerle beraber Test çözeceğiz alıştırma yapacağız Bakacağız bilgimiz ne kadarmış, ne kadar biliyoruz. Yavaştan sizler de birinci ünitenin sonuna gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Birinci ünitenin konu anlatımında detaylı bir şekilde daha önceden ben anlattım. Yine kanalımda bulabilirsiniz gençler. Ama bu video özellikle kelime ezberleyemeyen, kelimede zorluk çeken arkadaşlarımız için birebir olacaktır. Çünkü gerekli bütün bilgileri vereceğim. Sizlerden ricam destek olmak amaçlı. Eğer videoyu beğenirseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü diğer ünitelerin kelime videoları da çok yakında geliyor. Daha fazla gevezelik yap. Yapmayayım. Hadi hemen şöyle birinci ünitemiz French ve bakalım. Evet gençler bu üniteyi Moren Mor'un Z kitabından anlatıyorum. More and Mor Best Words kelime kitabından anlatacağım. Fatma Uyar hocamız gerçekten muhteşem bir kaynak hazırlamış. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer LGS hazırlanıyorsanız elinizde olması gereken kaynaklardan birisidir. Şöyle ekrandan görüyorsunuz koca bir sürü kelimeler var. Şöyle tek tek gidecek olursak. Personal traits diyor arkadaşlar. Kişisel özellikler. Biliyorsunuz friendship'te kişisel özellik kelimeleri çok fazla. Burada da kocaman bir liste görüyorsunuz. Liste çok uzun gelebilir. Evet birinci ünitesi biraz zorlayacaktır gençler. Çünkü birinci ünitede çok fazla kelime var ve önemli kelimeler. Yalnız güzel tarafı şu. Birinci ünitedeki bu kelimeleri ezberleyince diğer ünitelerde çok kolaylık yaşayacaksınız. Çünkü bu kelimelerin birçoğu diğer ünitelerde de geçecek ve LGS'de de bu kelimeler mutlaka çıkacaktır. Bu yüzden size tavsiyem ister ekran resmi alın, isterseniz defterinize yazın ama mutlaka bu personal traits kişisel özellik kelimelerini yazın ve ezberleyin. Ben şimdi burada tek tek değinmeyeceğim gençler. Video çok uzun olmasın diye zaten ekrandan görüyorsunuz. Bir de tabii friendship arkadaşlıkla alakalı kelimeler var. Kişisel özelliklerin yanında gençler Bunları da mutlaka bilmeniz gerekiyor bu kelimelerin özellikle bir çoğunu ikinci ünitede de göreceksiniz o yüzden Mutlaka şimdi bilirseniz ikinci ünitede büyük kolaylık sağlayacaktır size Şöyle listeyi yine size bırakıyorum Ve geliyoruz videonun en önemli sayfasına gençler şimdi bu sayfa çok büyüleyici bir sayfa neden büyüleyici Sayfa Yani Fatma hocam ne yapmış Aslında bütün üniteyi Tek bir sayfada özetlemiş kelime açısından Kelimeler çok önemli ve bazı kelimelerin de birden fazla eş anlamlısı var gençler. Bu eş anlamlarını bilmek çok önemli çünkü sorularda çözeceğiz de. Yukarıda örneğin bir tane kelime verecek size sorun kalıbının içerisinde. Cevaplarda o kelimenin aynısı geçmeyecek ama o kelimenin eş anlamlısı geçecek. O yüzden eş anlamlarını bilmeniz çok önemli. Şimdi bu sayfada da yukarıda bakın temel kelimeler var. Aşağıda da Bunların eş anlamları kategori şeklinde verilmiş. Biz ne yapacağız? Kategorilerle yukarıdaki kelimeleri eşleştireceğiz. Şöyle kelimelere baktığımızda anız dürüst demek değil mi? Support desteklemek, generous cömert, bad tempered kötü huylu, stubborn inatçı, trust güvenmek, unreliable güvenilmez, get on well with somebody birisiyle iyi geçinmek, have lots of things in common ortak birçok şey olması ve amusing bu da heyecan verici anlamında gençler heyecanlı. Şimdi hemen şöyle kategorilere baktığımızda birincisinde count on, rely on ve depend on var bakın. Count on, rely on ve depend on. Bunun üçü de gençler güvenmek demek. E yukarıda bir de güvenmek ne vardı? Trust vardı değil mi? Demek ki trust, count on, rely on ve depend on Hepsi eş anlamlı ve hepsi güvenmek demek. Ne yapacaksınız defterinize yazarken bu şekilde yazıp ezberlerseniz sizin için çok daha hem kolay olur hem de çok daha verimli olur gençler. İkiye bakalım. Backup, help ve encourage var. Backup, help ve encourage gençler bunların hepsi desteklemek demek. E, yukarıda bir tane daha desteklemek vardı. O da neydi? Support. Evet support da desteklemek demekti. Demek ki ikiye de ben buraya support yazacağım ve bu dördünü aynı kategoride ezberlemem gerekiyor. 3'e baktığımda tell the truth ve never tell lies. Tell the truth, never tell lies. İkisi de gerçeği söylemek, hiç yalan söylememek. E yukarıda da ne vardı? Honest vardı değil mi? Dürüst demek de. Demek ki 3'e de honest diyorum ve bu üçünü de aynı kategoride ezberliyorum. 4'e bakalım. Never change minds, always say no. Asla fikrini değiştirmiyor. Her zaman hayır diyor. Nasıl biridir bu? Tabii ki inatçı biridir değil mi? Fikri asla değişmiyorsa. E yukarıda da inatçı bir şey demiştik. Stubborn demiştik. Demek ki 4'e de stubborn diyeceğiz ve bunları da aynı kategoride ezberlememiz gerekiyor. 5'e baktığımızda Share his or her friend's secrets with others. Never keep secrets. Always tell lies. Hmm. Arkadaşlarının sırlarını başkalarıyla paylaşıyor. Hiç sır tutmuyor sürekli yalan söylüyor. E, bir de ne demiştik? Unreliable, güvenilmez değil mi? Hepsi eş anlamlı olur bunların. Beşe de unreliable diyorum gençler. Altıya baktığımda by presents hediye alırmış. Like sharing paylaşmayı severmiş. Nasıl biridir? Tabii ki cömert biridir. Yani generous biridir değil mi? Demek ki generous ve bu ikisi de eş anlamlıdır. Yukarıda örneğin generous gördüğünüz gençler aşağıda şıklardan bunlardan birini aramanız gerekecek. 7'ye baktığımda have a good relationship, iyi bir ilişkisi olması ve never argue, argü tartışmak demek gençler. Never ise hiçbir zamandı, hiçbir zaman tartışmıyormuş. O zaman nedir? Demek ki iyi geçiniyordur değil mi? İyi geçinmek ne demekti? Get on well demekti gençler. Get on well with somebody. Onu da 8 e yazıyoruz. 9'a baktığımda aggressive, agresif, argue with people. insanlarla tartışır. Get angry easily kolaylıkla sinirlenir. Neydi bu? Kötü huyluydu değil mi? Yani bad tempered sinirli arkadaşlar. 9'a da bad tempered diyoruz. Hepsini aynı kategoride ezberliyoruz. Ve son sorumuz gençler 10. Funny, komik, tell, make jokes, şaka yapar, make people smile, laugh, insanları gülümsetir, güldürürmüş. Yani neymiş aslında? Eğlenceliymiş değil mi? Nedir bu da? Amusing'dir gençler. Bakın aslında 10 tane soruda Az önce size personal traits olarak bir kocaman bir liste vardı ya. O listenin hepsini şurada 10 soruda tek bir sayfada çok güzel bir şekilde özetlemişler. Çok da güzel olmuş gerçekten. Umarım bu tabloyu sizler de ezberlersiniz gençler. Mutlaka bu tablonun bence ekran resmini alın. Şöyle odanızın bir köşesine görebileceğiniz bir köşeye asın. Şimdi hazırsak madem bunları da gördük eş anlamları ne yapalım? Soru çözümünü yapalım. Gelin sizlerle şöyle kelime testi yapalım. Kelime bilgimizi ölçelim birinci üniteyle. Şimdi gençler burada videoyu durduruyorsunuz her soruda. Durdurup önce kendiniz çözüyorsunuz. Daha sonra benimle birlikte çözümlere bakıyorsunuz. Ve en sonunda da yorumlara kaç doğru yaptığınızı yazıyorsunuz lütfen. Videonun size yararlı olup olmadığını da yazmayı unutmayın. Hadi hemen birincisine bakalım. I am going to watch a movie tonight. Bu gece bir film izleyeceğim. Would you like to blah blah me? Bana nokta nokta yapmak ister misin diyor. Şimdi come gelmek demekti. Join katılmak, go gitmek, share ise paylaşmak demekti. Ne vardı gençler? Bana katılmak ister misin? Yani would you like to join me? Kalıbımız vardı bizim. Burada cevabımız join olması gerekiyor. 2'ye bakalım. I would like to come. Gelmek isterim. But I can't blah blah your offer. Offer burada teklif demek. Teklifini nokta nokta yapamam. Because I'm busy. Çünkü meşgulüm. Teklifini ne yapamam meşgulsem kabul edemem değil mi? Yani accept olması gerekiyor gençler. Accept biliyorsunuz kabul etmek, refuse reddetmek, give vermek, apologize özür dilemek demek. Üçüncü sorumuz. Maria never tell lies. Maria asla yalan söylemez. So I count on her. Count on ne demekti gençler? Count on, depend on, rely on, trust. Hepsi eş anlamlıydı değil mi? Güvenmek demekti. Soru ne diyor? Which of the following is the synonym of the underlined word? Diyor bakın. Synonym de gençler eş anlamlı demek. Antonym zıt anlam demek. Synonym ise eş anlam demektir. Aklınızda olsun. Şimdi count on'un eş anlamısını aslında az önce saydık değil mi? Ne vardı? Trust, rely on, depend on, count on vardı. Bunlardan da Trust var gördüğünüz gibi cevap adan oluyor. Dördü bakalım which of the following words cannot he use demiş hangi kelimeyi kullanamaz diyor. Ne diyor yukarıda? David is talking about his friend's good personal traits ha. arkadaşının bakın iyi e, kişisel özelliklerinden bahsediyormuş. O zaman hangisini söyleyemez? Şimdi sneaky sinsi demek. Supportive destekleyici demek. Helpful yardımsever demek. Honest dürüst demek. Bakın şu üçü pozitif anlam taşıyor ama sneaky, sinsi negatif bir anlam taşır. O yüzden burada cevap Adana olur. 5'e bakalım. Oliver wants to get information about the blah blah blah. Oliver nokta nokta hakkında bilgi almak istiyormuş. Bunu nereden? Yukarıdan anlayacağız ne hakkında olduğunu. Oliver, when is the party going to take place? Hmm, bak ne soruyor? When sorusu bize ne zaman sorusunu sorar gençler. Parti ne zaman olacak diyor. O da on Saturday. Cumartesi olacakmış diyor. Yani burada Oliver ne bilgisi aldı? Partinin ne zaman olduğunu yani partinin tarih bilgisini aldı. Tarihte date demekti gençler. Bu da önemli bir kelimedir. Bunların aslında hepsi önemlidir. Place yer demek. Price fiyat demek. Organizer da organize eden kişi demek gençler. Date de tarih demek. Cevap da date oluyor. 6'ya bakalım. Which of the following words is related to the definition above? Ha, aşağıdaki kelimelerin Hangisi? Yukarıdaki açıklamayla alakalıdır diyor. Yukarıda açıklama ne diyor? A person who never tells the truth to people around him or her. Hmm. Tell the truth, gerçeği söylemek ama burada never var değil mi? Yani diyor ki hiçbir zaman gerçeği söylemeyen kişi, güvenilmez olan kişidir değil mi? Güvenilmez de ne demekti? Unreliable demekti gençler. Never tell the truth, eşittir. Unreliable tam tersi always tell the truth olursa da reliable olur gençler. Şuradaki reliable da güvenilir demektir. Başına an gelince ne oluyor onu? Negatif yapıyor. Yedinci sorumuz. Which of the following word is the synonym? Bakın sinonim neydi? Eş anlamlı demekti. Of the underlined word. Altı çizili kelimenin eş anlamlısıdır. The party is fantastic. Fantastic harika, muhteşemdi parti. I will be there. Orada olacağım diyor. Fantastik, muhteşem, harika. Nedir gençler? Şimdi similar, benzer demek. Amazing, harika demek. Awful, berbat, tall, uzun demek. Tabi burada cevabımızı hemen çıkardınız herhalde. Bursa olacak. Sekizinci sorumuz. Ruth always tells jokes and makes her friends laugh. Ruth her zaman tells joke bakın şaka yaparmış ve arkadaşlarını güldürürmüş. She is amusing değil mi? eğlencelidir yani. Burada cevabım amusing olur. Dokuzuncu sorumuz. Sandra always argues with her friends because she is blah blah. Argue tartışmak demek gençler. Sandra her zaman arkadaşlarıyla tartışır çünkü o nokta noktadır. Arkadaşlarla her zaman tartışıyorsa supportive destekleyici olmaz. Polite, kibar olmaz. Honest, dürüst olmaz. Aggressive, agresif Olur değil mi? De tartışıyorsa agresiftir. Onuncu sorumuz. Jamie bla bla. He is a laid back person. Laid back gençler. Burada bizim önemli kelimemiz. Yine bilinmesi gereken bir kelime. Laid back rahat. Umursamaz demekmiş. Umursamaz bir kişiymiş. He Jamie nokta noktadır diyor. Never minds others. Başkalarını pek umursamaz. Cares about other people. Diğer insanları umursar. Tam tersini söylemiş. Olmaz. Keeps his friends secrets. Arkadaşlarının sırlarını saklar diyor. Alakasız. Makes people smile. insanları güldürür. Bu da alakasız. Burada cevabımız tabii ki Adana olması gerekiyor. 11. sorumuz. Dennis is asking a question about the blah blah. Dennis nokta nokta hakkında bir soru soruyor diyor. Bakalım ne hakkındaymış. How much? Bakın bu soru kalıplarımız çok önemli gençler. Mutlaka bilmeniz gerekiyor. How much? Bize ne kadar sorusunu ve fiyat sorar gençler. How much should I pay for attending the festival? Festival'e katılmak için ne kadar ödemeliyim diyor. Hmm. Burada neyi öğrenmek istiyor? Fiyatı öğrenmek istiyor değil mi? Şimdi place yer demek olmaz. Time zaman demek olmaz. Fee ücret demek gençler olur. Date tarih demekti. O da olmaz. Cevabım burada Ceyhan olur. 12. soruma bakıyorum. Jennifer is going to be 18 next week. Jennifer gelecek hafta 18 yaşına girecekmiş. She is planning to blah blah her birthday with her friends at home. Arkadaşlarıyla evde doğum gününü nokta nokta yapmak istiyor. Ne yapmak istiyor? Kutlamak istiyor. Accept kabul etmek olmaz. Send göndermek olmaz. Bring getirmek olmaz. Celebrate kutlamak olur gençler. 13. sorumuz. Friends should help each other when they need. Arkadaşlar Yardımı ihtiyaçları olduğunda birbirine yardım etmeliler. They should be supportive, destekleyici olmalılar değil mi? Yani burada cevap direkt çıktı. Zaten bakın gençler o tabloyu hatırlıyorsanız help ve support aynı tablodaydı, eş anlamlıydı. Bahsettiğimde tam olarak buydu. Yukarıda birini verir, aşağıda başka bir eş anlamlısını isteyebilir. Burada mean kaba demek bu arada, laid back rahat umursamaz, honest da dürüst demekti. 14. sorumuz. We are organizing our first class reunion. Reunion ne demekti gençler? Yeniden toplanma değil mi? Bir araya gelmekte. Diyor ki ilk sınıf bir araya gelmemizi organize ediyoruz. It's a great blah blah to meet up with our old friends again. Eski arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmek harika bir nokta noktadır diyor. Trouble. Trouble ne demek gençler? Sıkıntı demek olmaz. Chance şans demek olabilir. Problem yine problem olmaz. Order sipariş vermek olmaz. Harika bir şanstır değil mi? It's a great chance deriz burada. Cevabımız Bursa olur. 15. ve son sorumuz. I always have a chocolate cake. Her zaman çikolatalı kekim vardır. It's my favorite blah blah. Benim nokta noktamdır diyor. Main course ana menü olmaz değil mi? Çikolatalı kek. Soup çorba olmaz. Salad salata olmaz. Dessert ise tatlı demekti. Tabii ki olur gençler. Cevabımız Ceyhan olur. Evet 15'te kaç yaptınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Evet gençler bu tarza yaptığım ilk videoydu bu. O yüzden benim için de çok önemliydi. Eğer normal konu anlatımları zaten olduğu için kanalda böyle bir video yapmak istedim. Eğer böyle iyiyse Sizlere faydalı olursa devamı gelecek. O yüzden sizlerin burada yorumları benim için çok önemli. Kritiklerinizi almak istiyorum. Eleştiriniz varsa lütfen çekinmeden yapın. Yorumlarda fikirlerinizi lütfen paylaşın benimle gençler. Eğer güzel yorumlar görürsem, eğer gerçekten faydalı olduğunu görürsem ikinci üniteyi de en kısa zamanda yayınlayacağım. Böyle en azından kelime bilgimizi biraz daha arttırmış olacağız sizlerle. Umarım videonun faydası olmuştur. Videoya gençler destek olmak için videonun daha üst sıralara çıkması için sizlerin like'ları çok önemli. O yüzden like Atmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay.